6.08.2015 tarihinde boğazında kalmış erik. Onu da çıkartamamışlar evde. Annesi dedesi çok çabalamış yani, çıkartamamışlar. SSK'ya götürmüşler. Taksiyle yani, kendileriyle. SSK'da çıkartmışlar ama geç kalmış. Beyni nefessiz kaldığından bütün fonksiyonlarını kaybetti kızım. Şu an yani yatağa bağlı şekilde yaşıyor. Ne nefes gitmemiş hocam işte. Beyin fonksiyonlarını kaybetmiş dediler bize. Zamandan gelebilir dediler. Tedavine gelebilir dediler ama hiçbir tedavi yapmadılar yani. Altını beziyoruz yani, biz yapıyoruz. Her şeyini biz yapıyoruz. Mamasını biz veriyoruz. İlacını biz veriyoruz. Mamasını çıkar diyor kendi geriye. Verenden sonra. Hemen çıkar diyor yani. Vücudu kızarıyor. Hareket ediyor mu hiç? Yok. Hareketi yok. Sadece kasmaları var yani. Konuşamıyor. Ağlıyor sadece kendi. Bilinçsiz şekilde ağlıyor. Kasılması var, ağlıyor. Elimizden de bir şey gelmiyor. Mezen okundu, burada namaza durdum budu. Bir de gelin bağırmaya başladı. Şimdi namazı bozdum, koştum. Buraya geldim ki çocuk böyle torba abi yığılmış. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Zaten torun bu, başka bir şey değil. Ciğerim dayanmadı. Kucağıma aldım, bağırdım, kapıya çıkarttım. Kaynlarım geldi, arabaya attık. Sigorta hastanesine götürdüm. Orada 10-15 dakika geçti buraya gidene kadar. Zaten 4 dakika müsaadesi varmış hani, nefes alamayınca bilince şeyi yoksuz cansız kalıyormuş. Orada aldılar. Oradan da üniversiteye havale ettiler. Canı cilesine doldurmuşlar ama yedik beraber. O da yedi, ben de yedim. Sonra bir daha topladı balkonda. Geldik içeri, ben oyuncaklar topluyordum. Yanımdaydı ama görmedi nasıl attığını. Yanımdaydı ama görmedi. Oyuncaklar topluyordum. Anne diyerek geldi. Böyle şiddetle böyle ağzı açık şekilde. İşte bana böyle harika vurdu böyle, anne şey etti. Ben baktım boğaz şeydi. İlk yaptığım kulağını çektim, sırtına falan vurdum ama çıkaramadım. Sonra babam namaz kılıyordu, akşam namazını. Hemen baba diye şey ettim, elimden şey yaptım ama hani babam da bir şey yapamadı. Ben hani o an elimi ağzına soktum, bir şeyler yapmaya çalıştım. Anne dedi, gözlerine para bir yaş attı, ağız falan kitlenmeye başladı dişleri. Babam ambulans ara dedi, öyle görünce arayamadım. Elimi aldım ama telefonu arayamadım. En büyük hatam o yani, ambulans arayamam. Biz yürümesinden neyden vazgeçtik? Bir bilinci yerine gelse yani. Ya bir çaresi varsa yani, yurt dışında falan. Lütfen yardım etmelerini istiyorum yani. Bir anne olarak. Bir anne olarak istiyorum yani. Bir çaresi varsa bir başka ülkede. Lütfen yardımlarını bekliyorum yani. Sesimi duysunlar bir anne olarak. Hep rüyalarımda görürdüm, kaybederdim. Ama buluyordum sonunda. Önce iyi haberlerini alıyordum. İnşallah rüyamdakiler gibi bulacağım kuzum.